Cem Bey, sana verdiğim o kağıttakilerin hepsini tek tek bilgisayara geçirdin mi? Yok, bunlar çok karışık baba ya. Bilgisayara bakmaktan gözüm ağrıdı. Dur bakalım, daha bir saat olmadı. Ne çabuk şikayet etmeye başladın. Ayrıca chat yaparken gözlerin ağrımıyor çocuğum ha? O başka, bu başka. Ha tabii, bu iş o eğlence değil mi? Neyse, senin bu bir saatte yoruldum dediğin şeyi ben haftanın her günü 10 saat yapıyorum, tamam mı? Günaydın. Aa, günaydın Umur Bey. Artık oğlunu da mı işe getiriyorsun? Bu masa niye burada? Burada mı ders çalışıyor? Hayır, işe başladı. Yani bir süre benimle çalışacak Umur Bey. Sen kendi işini kendin halledemiyor musun ha? El kadar çocuktan mı yardım bekliyorsun? Umur Bey, tabii ki kendi işimi kendim hallediyorum. Ama iş hayatının ne kadar zor bir şey olduğunu anlasın istedim Cem. Ya, onun için burada. Ben bundan pek bir şey anlamadım ama neyse. Oo. Bana bak, yalnız maaş falan veremem ona göre. Çok teşekkür ederim Umur Bey. Yani Cem'in burada olma nedeniyle çok ilgilendiniz, çok incesiniz. Bedava işçi baldan tatlıdır. Görüyorsun değil mi? Sadece para kazanmak için yaptığın iş değil. Böyle acımasız ve kalpsiz patronlar da seni yorar. Anladın mı? Büyüyünce şunu çok iyi anlayacaksın ki burada yani ofiste olan problemleri karına özellikle de çocuklarına hissettirmeyeceksin. Şimdi anladın mı ne zor bir şey olduğunu? Saat kaç oldu ya? Ay anam ay. Evet. İşleri bitirdin mi bakalım ha? Yok, yoruldum bıraktım. Ne demek bıraktım? Akşama kadar bu işler yetişecek, anlaşıldı mı? Baba, ben bunları haftaya cumartesi yapsam, sen de bana bugün izin versen, eve erken gitsem diyorum hani. Hayır efendim, ilk günden izin veremem, üzgünüm Cem Bey. Ya evi Tuğçe ararsa? Ya Cerenler doğruyu söylerse? Tabii ki söyleyecekler, ne var bunda? Yani Cem babamın yanında çalışıyor diyecekler. Saçmalama, o zaman buraya gelir. Tamam işte gelsin, ne güzel. Ha, bak, yani 10 dakika oturmana onunla izin veririm ama dışarı çıkamazsın, anlaşıldı mı? Sağ ol. Ay hadi Firuze abla, Kerem bekliyor. Tamam kızım, patlama patlama. Buyurun afiyet olsun. Dökme ha. Ay tamam. Çilek, sen de gelsene odaya. Ay üzülme bu kadar, ne yapalım? Hadi kalk. Çilek, konuştun mu anneannene? Konuşmuş. Ne demiş? Kabul etmedi. Taci'yi tanıştırmak istemiyormuş. Çok üzüldüm. Ben de. Madem bu kadar çok köpek istiyorsunuz, ben size bir tane bulurum. Babam veteriner nasıl olsa. Hani senin baban beden öğretmeniydi? Aa, babam mı dedim? Annem. Onlara her gün bir sürü sahipsiz yavru köpek geliyor. Bilmem. Boş ver Kerem. Hem bizim evde ne zaman bir köpek konusu açılsa hep bir terslik oluyor. Ve düş köpeğe bakamayız, o çok büyük bir sorumluluk diyor. Firuze abla da korkuyor. Ya da babam, burası Umur Bey'in evi. O evinde köpek beslememize izin vermez diyor. Hemen bir tek Taci'nin yavrusu olsun isterdim. Niye diye sormayın, öyle işte. Peki, ama ne zaman isterseniz annemin yanına gider, oradaki yavru köpekleri severiz. Tamam. Ben bakarım Çilek, şimdi sen meyve suyunu dökersin. Efendim? Alo? Tuğçe arıyor. Efendim Tuğçe. Cem evde mi Ceren? Şey yok. Evde değil. Ama nasıl olur? Bana okulda dün yarın evde olacağını söylemişti. Evde oturacaktı ama bugün işe başladı. Anlamadım. Ne işi? İş işte. Abim bir süre hafta sonları babamın yanında çalışacak. Eğer nedenini çok merak ettiysen abimden öğren. Ben sana şu kadarını söyleyeyim, kolundaki saatle ilgili. Ne alakası var canım? Babanın iş yerini biliyorsun ki abimi orada ziyaret et. O sana her şeyi anlatır. Oh, oh. Of, ne
neler oluyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.